yiyorsun. Kimse o camiler almaz ki. Ya. Daha Ali Haydar Efendi ile görüşmeden evvel, Ali Haydar Efendi'nin orada müritleri var. Tabii, evet. Şey Bandırma'dan. Evet, çok. Tabii. Yaşlılardan. Bir tanesi de esnaf, onun yanında toplaşıyorlar onları şirinde. Biz onlarla samimi olduk. Ben o zaman Bolu'da Muhittin Efendi'nin görevliydim. Sonra Efendi Hazretleri'nden buradan ders aldın ya. Yani. Tabii oradan alınca biz de gördük onu. Elhamdülillah. O dedi bana, sen buradasın dedi. Aklın orada, orada diyor. Hiç ben demedi. Sen dedi oraya gittin. Git, müsaade ediyorum. Muhittin Efendi de kayınpederimin ders arkadaşı İstanbul'da. Osmanlı İmparatorluğu zamanı. Hayrettin Tokat'ı onlar da orada sakladı, Bolu Dağları'nda okudular, vazettiler, o kirayı okudular. Muhittin Efendi. Kendisi de ölmeden arkası olunca oğluna bıraktı Ahmet Efendi. O da öldü, şimdi Ahmet'in oğlu ilerliyor onu. Sen tabii sonra bilirsin. Bilemem çocuğum. Bilir, ben gibi denmezim de onu. Evet. Ya. Efendim siz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun. Allah bizim razı olsun. Buradaki ihvan arkadaşları hepsi çok iyidirler. Ama bana kalsa bir kabahatleri var. Ben 10 seneyi geçmiştir. Bu arkadaş şahittir. Efendi Hazretleri'ni görüşemiyor. Ya. Yasaktır, yasaktır. Olmaz, olmaz. 100 metre yandan arabayla alıp gelirler önce. Mübarek elini sallar, biz de sallarız. Ne o beni görür, ne beni görür. Yeah. Biz Bandırma'da taburumuz bir. Beş vakitimizde beraber yok. Yetmezdi bize. O fırsat zorda gelir benim. Ha bu uzak da aramız. Ben çünkü andayım. At arabası yapıyorum. O zaman at arabası yapıyor. Askeride at arabalar var. O zaman böyle bir sayede yok. Üç alay bir aradaydık Bandırma'da, tepelerde. Hiçbirinde bir sayede yoktu. Hep amirler, şubaylar, şunlar da tık 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 atın üzerinde gidip geliyor. Evet. Şimdi alay komutanına çıktım. Dedim sen ben tam yapamam da benzerini bir sana parçon yapayım. Ona bin. Böyle sallamazsın. Ne dersin? Sen düzdelisin diyorlar. Doğrudur. Düzdede çok parçon var dedi. Ben bindim orada. Dedim evet. Düzdede doğdum. Hala da bulu demiştim. Türkiye gibi yerde doğduğunda Bolu'yu ne karıştırırsın? Bolu yok daha. Ya. Yaptım ona nihayet. Bir parton yaptın. Ya, tikelerini ağacı birbirine ekledim, midilerle bağlı yüksek yaptık yaptım. Döndüğü zaman aynı parton gibi altına giriyor tekeler. Ama ihtimal edemedi. Evvela sen bin de bir dolaş. Ben bindim atavetinin yanında dolaştık. Bir daha buyurun dedim. Sen de gel yanıma. Arabaca sürerim. Ne tarafı daha sıkattır? Dedim Güntan'ım sizin yeriniz sağdadır. Siz sağdan oturuyor musunuz yolda? Sağ tarafı daha ciddi gözü yok dedi. Daha ciddi maddedir ki amirler hep sağda oturuyor. Elhamdülillah. Yani askeriye bir parton yapmış oldun. Evet. Ya, yol hariç 45 gün izin verdi bana. O zaman bir erim zaten hakkı 45 gün. Belük'te hiç izine gitmeyen var. Sıra gelmiyor. Sıra kura çekmiş. Sıra çekmiş. Bana da gelmedi. Ben de orada mükafat ettim. Kaç sene askerlik yaptınız? 2 sene. 4 ay izin geçti. Yol harcı. Hesap etti. O 4 ay 6 ay da olabilir yol harcı. Yol günlerini satacak. Öyle olsa. O zaman araba yok, şey yok. Kaç gün gidiyorsun? Ne yazık ki, Efendi Hazretleriyle 6 ay küçük gün bir arada kalabildik. Daha kalamadık. 6 ay beraber kaldın da evet. O İstanbul'a, İstanbul'a aldı. Efendi, Ali Haydar Efendi oraya aldırdı değil mi onu? Evet. Öyle olmasa da o şubenin gelişi, kumandanlar bana söylediler, bu yurt içidir. Dedim yurt içi bilmediğini bilemedim ki, yurdun dışında da yok. Kore var dedim o zaman. Evet. Yurt içi hafif filmi. Şube askeri olur, şu olur, bu olur. Onu cami askeri yaptılar. Tophane'de askeri caminin imamıyız. Askeri. Abi sakallar vardı o zaman. Hiç kendini gitti öyle diye. Hiç sakalını kesmedi değil mi? Hep makineyle gidiyordu. Yani sokar.
bazı şahıslar da inadına söylediler. Hoca da yok. Taşon. Bu taş olmaz. Bilim de bunu yalatırken en iyi. Allah yazıcılarının başı var diye. İmkansız tercih verildim onun başı. Osman Kuruş. Trabzon'un Hayrat Nahiyesi o zaman denizlilişin iyisiymiş. Oradan aslında da Sakarya'ya yerleşmiştir. Talip Bey'in yeğeni. Amcası oraya uçakla geldi askeriye. Yeğeni ziyaret etme. Her ere Portakal getirdi. Subaylara daha paketli. Durum böyle müsait. Toç satış mağazası o zaman onlardaydı. Şimdi parçalandı o birkaç tane. Bilal Efendi onların dükkanındaydı. Hadi Bilal'i varmış. Sakarya'nın başkanıydı bir ara. Bir sohbette Efendi Hazretleri sohbet edilmiş. Sapınca da Bilal Efendi rahmetli de saatine bakar. Bilal dedi, nedir kol sağacı? Kol sağacını ben anlattığım zaman sen yok muydun yoksa İstanbul'dan? Orada yaptı. Hemen attı. Kola saat. Ne bağlı. Ya, kola saat takma Efendi Hazretleri. Evet. Onu gördü, o da hemen attı ya. Ama çıkardattığını kabul edin. Bilal Efendi'yi çok severmiş ya Efendi Hazretleri'yi. Evet. Ama çalış kendisi. Ya. O zaman vidayetlerin içerisinde Sakarya tutulurdu çok. Onun çalışması. Çocukları da var abi. Evet. Kalabalık çocukları vardı. Delikanlığa gidiyor çünkü. Sakalı hiç dibinden kazımadı mı askerden? Efendi Hazretleri mi? Hiç kesmemiş. Bıçakla yok. Sıfır makineyle beraber onu da çavuşlar ihtiyaç edince gittik makineyi şarka tutturduk. Bilen de daha sonra yaptık onu. Şöyle de dişleri kırıldı tutma diye. Biraz mümkün çıkan sonra daha yenisini aldım onu. Ya görüyor musun? Kazımadı hiç. Tabii ya. Bu parak askerdeyken böyle şişman değildi, zayıftı. Bir kayış var dedi. Biraz o çıkar dönü bozdu. Dedim hocam bunu bu kadar sıkma. Zaten bildiğin bu kadar yüzecek bunları. Biraz sürmüşsem biraz kalınlasın. Evet. Yemez otur alır gibi. Hep birini o birini yedirme olur. Ana gibi. Şurada ya. Herkese yedirir. Ya. Hangi saatte gidiyor senin o? Çalışıyor. İlla bir şey anlatıyor. Yok. Uyku yok. Yani ben desem gece diye 2 saat uyur, sen de 1 saat. Ben desem 4 saat, sen de 2 saat. Birinin yanına gider, biz onun yanına gider. Hep derdi, herkes okuyacak, herkes kılacak. O gelince de ben zor cemaat bulabildim 5-10 kişi. O geldi, doldu, gitmedi. Amerikan Sıcak Parakası'nı aldık Alakomutan'dan. Aşağıda da oldu, kiblede subaylar. Bizim adılar ki Amerikan subayları bizim subaylara tarif edildi. Baktım olacağı yok. Çıktım demokrat. Alay komutanın yardımcısı Yarbay. İslam'ı seven bir adamydı. Ona çıktım. Dedim mümkünse onları kuzey tarafı alacaklar. Bizi kurmuyorlar. Alay komutanı dedi ki ne gidecek? Biraz sabredesin dedi. O gidince bize başkurdu. O gitti arkadan. Değişti. Hem de böldük arasın. Görünmek, ses duymak şey. O bölme mesafeni de Osman Kuruş ettiniz. Allah rahmet eylesin. Sevduğunu hasır. Altı'ya beraber oldunuz. Efendim? Efendi Hazretlerinden Altı'ya beraber oldunuz orada, altı, Bandırma'da. Altı ay küsur günü altındaydı, unuttum onu. Ondan sonra? Dönde afiyet, üç sefer fes geçirdim. Bu kadar bir şeyler var aklımda, buna da şükür. Hala parmaklarına tam oynamayız. Bir düğme milletiyeyim. Evet. İki sefer soldan vurdu, bir sefer sağdan. Allah'ım şifa versin. Evet. Oradan İstanbul'a gitti değil mi? Efendim? O Bandırma'dan İstanbul'a aldı. Evet, İstanbul'a aldı. İstanbul'a Tophane Askeri Camisi'nde. Orada imam oldu. Evet. Elhamdülillah. Tabii oradan Alaaddin Efendi'ye gitti. Haftada bir akşam bir birliğe giderdi, orada bulunurdu. Haftada bir sefer. Diğer zaman? Diğer camide. Ha camide. Camide. Okuduyor, sivil, asker. Allah. Okuduyor, okuyor.
Oradan da Alaeddin Efendi'ne gidiyor, orada sohbetlerine gidiyor. O İstanbul'da en az iki yer, biraz daha şüphe ediyorum, üç kez değiştirdi. Gittikçe daha iyi yere, daha iyi yere. Alaeddin Efendi zaten ona görev verdikten sonra çok ömrü olmadı, yaşamadı. Bir sefer ziyaretine gittik, bulurduk, bir daha gittik. Alaeddin Efendi'yi gördün değil mi sen? Oo, bandırmaya geldi. Dönün de çocuk oluyor, vücutlu bir adam, kaşları pal büyük gibi ama yüzü hep bilir gibi. Geldi oraya, rüyasında görmüş değil mi? Efendi Hazretleri'ni hep tutar elinde. O kadar yaşlı hocalar var şey ama Efendi Hazretleri'ni bak Mevla gösterdi. Bana da dersinde geçirdiği tarafından. Orada o ki bandırmaya geldi, sen de beraber miydin Efendi Hazretleri'ne beraber? Tabii, onlar daha gelmeden sanki vapurdaki şoförler de biliyor durumu. Hiç daha o kadar kişilere kaldım burada. O vapurlar öyle bağırmadı. Allah. Hem gelirken bağıra bağıra korda koruna, hem giderken. Onu gelirken biz anladık onu. Ama nazlandık, indik bandırmaya. O kadar kalabalık oldu. Peki, evvelden yasaktı. Kimse bahçelere gezemezdi, basamazdı. Belediye başkanı hopurluğu livabeliğinden ötürdü. Her tarafı serbest. Müsavrıların peki, bağlı olsun. İstanbul'dan Alaeddin Efendi geliyor diye vakfında sizin haberiniz nereden oldu? Efendi Hazretleri'nin olduğu o pakaldan aldı malumatı. Pakalda Alaeddin Efendi'nin talebelerinde. Oradaki arkadaşlar köylerde, şehirdekiler hep ona toplandılar. Bunların haftada bir veya iki geceleri var hani. Bir ilişki de sonra sonra geçiyorlar. Kesin sen oradan birine seni benzetiyorum. Ona benzer içer. Ya orada gittik oraya çok, orada marufa gittik elhamdülillah. Oradaki ihvanlarımızla tanıştık. Yok yaşlı da eski ihvanlar var orada. Var. Var efendim. Ya. Siz Efendim Hazretleri'nin olduğu yerde mi duruyorsunuz? Şu anda İsmail Ağa'da Emir Maruf'tayız orada. Maruf ekibimiz var orada. O Beykoz'da. Biz İsmail Ağa'dayız. Efendim ben geleceğim de gelemiyorum. Gezemezem iyi değil mi? Ben bilirim mi? Evet. Hastalık var. Düşüyorum. İnşallah eğer şey olursa. Yakında geleyim de seni nasıl bulayım da. Efendi Hazretleri'yle şöyle bir duyalım ya, 10 seneye geçti ben adamla görüşemiyorum. Belki unuttu beni. Ya unutmaz. Estağfurullah. Unutmaz o, unutmaz. En son gözlüklü Ahmet Hoca görüştürdü beni, aklımdadır bugün gibi. Onun bir yakını, bir akrabası olur. Tamam hadi öyle. Ha bu gönül hizmetçilerinden değildi. Ama Ahmet Hoca var orada. Benim. Gözlüklü Ahmet Hoca diyorsan bunun damatı değil mi? Yok. Değildi. Damatı. Ahmet Hoca var. Rıdvan Hoca'nın. Ayşe Hoca'nın kocası değil mi? Ayşe Hoca'nın. O Ayşe Hoca. Resul Hoca var ya, Resul Hoca var orada genç. Ana tarafından bir yakınlıklar var birbirlerine. Onun müritlerinden, talebelerinden de hoca burada. O da onun yaşına yakındır. Şimdi bize müsaade edersen sohbetimiz var. Ben çay kendim. Yok yok. Şimdi sohbete yetişecek. Nereye? Şey. Hem de. Daha şey yada pazarına. Bir şey yok mu sohbet? O da azı kaldı. Yeni haber verdiler bana. Benim hiç haberim şimdi, olmadı. Bizim bu akşam toplantımız var. İşte Adapazarı'nda sohbet edeceğim. Oradan da ben Bursa'ya geçeceğim. 2-3 gündür buralardayım ben. Arkadaşlarla böyle 8 kişi geldik. Ama olmadı hocam. Ama bir daha sefere gelirsek inşallah buraya da geliriz. Burada bir marfa çıkarız. Senden biraz uzun konuşmayı isterim. Şöyle eskilerden biraz bahsetmeni isterim. Çok severim. Benden çok aldılar ya. Bizde bir şeyler oldu. Dediler okuduk. Dergiler. Onu şeyde mi? Anadolu'dan bir şey yaptı. Yok, o zaman daha iyiydim. Ondan sonra bir daha bu üçüncü fes ondan sonra oldu bana. Ben şimdi eğer oraya gittiğim gidersem, ben Muhammed Hoca'yı böyle görürsem, sizden selam söyle, böyle Efendi Hazretleri'nin asgari arkadaşı çok görmek istiyor Efendi Hazretleri. Öyle bir gelsin falan bir şey derse haber veririz.
İnşallah. Sen bana bir adres ver de ben gelip geldim. Ben gelip orada durmuyorum. Devamlı geziyorum Türkiye'nin her tarafını. Yani, senin adın Mustafa mıydı? Ömer, Ömer. Ben Mustafa'yım da İnşallah şey yaparız. Doğum yerin neresiydi? Benim Artvin, Borçka. Doğum orada şey abi 72 senesinde bu sayı. Ya. İnşallah. Peki biz müsaade isteyelim. Biz de Artvin'in karşısında Çaykara. He Çaykara. Evet. Evet. Ha, biz Mahmut Hoca'nın şeyini yapıyoruz. Efendim? Ahmet Kahveci de Çaykaralı. Evet. Evet. Nene sağ mıdır? Öldü. Allah ya, rahmet eylesin. Tekrarlanır. Allah rahmet eylesin. Çoluk çocuk? Var ama 5 tane. Birinin mümkün değil gidip benimle durması. Ne oldu? Ama hepsi... şu katil değilim. Kürtleri yetmiyor. Gene de gelirler. 5 tane o da... Biri ne oldu? İstanbul'da. Hoca oldular mı hepsi? Efendim? Okudular mı? Hoca oldular mı? Hiçbiri cahil diyemez bir şey hoca değil. Öyle mi? Hem büyüğünü İmam Hatip'ten mezun yaptım. Hafıza verdiğimi yapamadı. İmam Hatip'i seçip oraya verdi beni. Ondan sonra dedi bu aldığım görev, şey bilgi beni kurtarmaz demişler. Ben bunu yapmayacağım. Serbestler demeyeceğim. Şimdi pendiktedir. Evet. Efendim, en büyük kızım Sakarya'dadır. Bakal da Ali Eder Efendi'nin talebe. Derinde. Oradaki arkadaşlar köylerde, şehirdekiler hep ona toplanılır. Bunların haftada bir veya iki geceleri var. Hani. Bir ilgisi de sonra geçiyordur. Kesin sen oradan birine seni benzetiyorum. Ona benzer içer. Ya orada gittik oraya çok. Orada Maruf'a gittik elhamdülillah. Oradaki ihvanlarımızla tanıştık. Yok yaşlı da eski ihvanlar var orada. Var. Var. Ya. Siz efendim Hazretleri'nin olduğu yerde mi duruyorsunuz? Şu anda İsmail Ağa'da Emir Maruf'tayız orada. Maruf ekibimiz var orada. O Beykoz'da. Biz İsmail Ağa'dayız. Ben geleceğim de gelemiyorum. Gezemeyeceğim değil mi? Bir durum var. Evet. Hastalık var. Düşüyorum. İnşallah eğer şey olursa. Geleyim de seni nasıl bulayım da. Efendi Hazretleri de şöyle bir duyalım ya. 10 seneye geçti ben adamla görüşemiyorum. Belki unuttu beni. Ya unutmaz. Estağfurullah. Unutmaz o unutmaz. En son gözlüklü Ahmet Hoca görüşürdü beni. Aklımdadır bugün gibi. Onun bir yakını, bir yaşabası olur. Tamam hatırlıyorum. Ha bu konuşmak yerinden değildi. O çözdüklü Ahmet Hoca var orada. Efendim? Çözdüklü Ahmet Hoca diyorsan bunun damatı değil mi? Yok. Değildi. Damatı. Ahmet Hoca var. Rıdvan Hoca'nın. Ayşe Hoca'nın kocası değil mi? Resul Hoca var ya, orada genç. Ana tarafından bir yakınlıklar var birbirlerine. Onun müritlerinden, talebelerinden de hoca burada. O da onun yaşına yakın. Şimdi bize müsaade edersen sohbetimiz var. Ben çayken de hocam. Yok yok. Şimdi sohbete yetişecek. Nereye? Şey, hem ha şey ya da pazarına. Bir şey yokmuş haber. O da azı kaldı. Yeni haber verdiler bana. Benim hiç haberim şimdi, olmadı. Bizim bu akşam toplantımız var. İşte Adapazarı'nda sohbet edeceğim. Oradan da ben Bursa'ya geçeceğim. 2-3 gündür buralardayım ben. Arkadaşlarla böyle 8 kişi geldik. Ama olmadı hocam. Ama bir daha sefere gelirsek inşallah buraya da geliriz. Burada bir marfa çıkarız. Senden biraz uzun konuşmayı isterim. Şöyle eskilerden biraz bahsetmeni isterim. Çok severim. Benden çok aldılar ya. Bizde bir şeyler oldu. Dediler okuduk. Dergiden geldi. Dergiden. Onu şeyde mi? Ana adı insanlıktan bir şey yaptı. Onlar yok. O zaman daha iyi. Şeylerini ağacı birbirine ekledim. Bilirlerle var. Yüksek yaptım. Döndüğü zaman aynı paydan gibi altına giriyor tekerler. Ama ihtimal edemedi. Evvela sen bin de bir dolaş. Ben bizim atölyenin yanında dolaştık. Bir daha buyurun dedim. Sen de gel yanıma.
Araba coştu benim. Ne tarafı daha sakattır? Dedim Gümtanım sizin yeriniz sağdadır. Siz sağdan oturuyor musunuz solda? Sağ tarafı daha ciddi gözüküyor. Yok dedim daha iyi cimatlıdır ki. Amirler hep sağda oturuyor. Elhamdülillah. Yani askeriye bir parton yapmış oldun. Evet. Ya, yol hariç 45 gün izin verdi bana. O zaman bir erim zaten hakkı 45 gün. Belük'te hiç izine gitmeyen var. Sıra gelmiyor. Sıra kura çekmiş. Sıra çekmiş. Bana da gelmedi. Ben de orada mükafat ettim. Kaç sene askerlik yaptınız? 2 sene. 4 ay izin geçti. Yol harici. Evet. Hesap etti ya, o 4 ay 6 ay da olabiliyor yol harici. Yol günlerine satılacak. Öyle olursa. O zaman araba yok, şey yok. Kaç gün gidiyoruz? Ne yazık ki Efendi Hazretleri'yle 6 ay küçük gün bir arada kalabildik. Daha kalamadık. 6 ay beraber kaldın da evet. O İstanbul'a, İstanbul'a aldı. Alaeddin Efendi oraya aldırdı değil mi onu? Evet. Öyle olmasa da o şubenin gelişi, kumandanlar bana söylediler. Bu yurt içidir. Dedim yurt içi bilmediğini bilemedim ki. Yurdun dışında yok. Kore var dedim o zaman. Evet. Dediler yurt içi hafif filme. Şube askeri olur, şu olur, bu olur. Onu cami askeri yaptılar. Evet. Tophane'de askeri caminin imamıyız. Askeri. Abi burada sakallar vardı o zaman. Hiç kendini gidiyor diye. Hiç sakalını kesmedi değil mi? Hep makineyle gidiyordum. Yani sonuç. Bazı şahuslar da inat inat söylediler. Hoca da yok. Taş o. Bu taş olmaz. Bilim de bunu yalatman en iyi. Allah yazıcılarının başı var diye. İmkansız tevziye verildim onun başı. Osman Kuruş. Trabzon'un Hayrat Nahiyesi o zaman denildi. Şimdi işçiymiş. Oradan aslında da Sakarya'ya yerleşmiştir. Talip Bey'in yeğeni. Amcası oraya uçakla geldi askeriye, yeğeni ziyaret etme. Her ere Portakal getirdi. Subaylara daha paketli. Durum böyle müsait. Toç satış mağazası o zaman onlardaydı. Gibice başkaldı. O gitti arkadan değiştirdi. Hem de böldük arasını. Görünmek, ses durdu. O bölme mesafesini de Osman Kuruş etti. Allah rahmet eylesin. Sevdiğini hasret etsin. Altı'ya beraber oldunuz. Efendim? Efendi Hazretlerinden Altı'ya beraber oldunuz orada altı, Bandırma'da. Altı ay küsur günü altındaydı unuttum onu. Ondan sonra? Gönlafiye 3 sefer fes geçirdim. Bu kadar bir şeyler var aklımda buna da şükür. Hane parmasına tam oynamayacağız. Bir düğme milletiyeyim. İki sefer soldan vurdu, bir sefer sağdan. Allah'ım şifa versin. Evet. Orada İstanbul'a gitti değil mi? Efendim? O Bandırma'dan İstanbul'a aldı. Evet İstanbul'a aldı. İstanbul'a Tophane askeri camisinde. Orada imam oldu. Evet. Elhamdülillah. Tabii oradan alay derdin diye gitti. Haftada bir akşam bir birliğe giderdi orada bulunurdu. Haftada bir sefer. Diğer zaman? Diğer camide. Her camide. Okudu, sivil, asker. Allah. Kıldı, okudu. Oradan da Alaeddin Efendi'ne gidiyor, orada sohbetlerine gidiyor. O İstanbul'da en az iki yer, biraz daha şüphe ediyorum, üç kez değiştirdi. Gittikçe daha iyi yeri, daha iyi yeri. Alaeddin Efendi zaten ona göre verdikten sonra çok ömrü olmadı, yaşamadı. Bir sefer ziyaretine gitti, buluştu, bir yer gitti. Alaeddin Efendi'yi gördün değil mi sen? Oo, Bandırma'ya geldi. Düzeninde çocuk oluyordu. Vücutlu bir adam. Kaşları pal büyük gibi. Ama yüzü hep güler gibi. Geldi oraya rüyasında görmüş değil mi? Efendi Hazretleri'ni hep tutar elini. O kadar yaşlı hocalar var şey ama Efendi Hazretleri'ni bak Mevla göster. Bana da dersinde geçirdi ki tarafımdan. Orada o ki Bandırma'ya geldi, sen de beraber miydin Efendi Hazretleri'yle beraber? Tabii, onlar daha gelmeden sanki vapurdaki şoförler de biliyor durumu. Hiç daha o kadar kişilere kaldım burada. O vapurlar öyle bağırmadı. Allah. Hem gelirken bağıra bağıra korna korna.
Heh. Hem giderken, onu gelirken biz anladık onu. Ama nazlandık. İndik pandemiye. O kadar kalabalık peki, oldu. Evelden yasaktı. Kimse bahçelere gezemezdi, basamazdı. Belediye başkanı Hopurlu Eli Vabili'den ötürdü. Her tarafı serbest. Peki İstanbul'dan Alaaddin Efendi geliyor diye bakımda sizin haberiniz nereden oldu? Efendi Hazretleri'nin olduğu o pakaldan altı malum edin. Çünkü parçalandı oldu birkaç tane. Bilal Efendi onların dükkanındaydı. Hadi Bilal Efendi. Sakarya'nın başkanıydı bir yere. Bir sohbette Efendi Hazretleri sohbet edecek. Sapınca der. Bilal Efendi rahmetli de saatine bakar. Bilal dedi, nedir kol sağacı? Kol sağacını ben anlattığım zaman sen yok muydun yoksa İstanbul'dan? Orada attı. Hemen attı. Kola saat. Ne balı. Ya, kola saat takma Efendi Hazretleri. Evet. Onu gördü, ona, o da hemen attı. Ama çıkartacağını kabul ediyor. Bilal Efendi çok severmiş ya Efendi Hazretleri. Evet. Çalış. O zaman vidayetlerin içerisinde Sakarya tutulurdu çok. Onun çalışıyordu. Çocukları da var abi. Evet. Kalabalık çocuklar vardı. Delikanlılar gitti çünkü. Evet. Sakalı hiç dibinden kazımadı mı askerden? Efendim Hazretleri'm. Hiç kesmemiş. Bıçakları yok. Sufur makineyle beraber ona da çoktan ihtiyaç edince gittik makineyi şarka tutturduk. Bilen de daha sufur yaptık onu. Şurada dişleri kırıldı tutma diye. Biraz mümkün çıkıyor da daha yenisini aldım ben. Ya görüyor musun? Kazımadı hiç. Tabii ya. Askerdeyken böyle şişman değildi, zayıftı. Bir kayış vardı. Biraz o çıkardığını bozdu. Dedim hocam bunu bu kadar sıkma. Ben de bildiğinden bu kadar yüzücük bunları. Biraz sürmüşsem biraz kalınlasın. Yemez, otur alır yeme. Birini o birini yedirme vardır. Ana gibi. Şurada ya. Herkese yedirir. Ya. Hangi saatte gideceğin o çalışıyor. İlla bir şey anlatıyor. Yok, uyku yok. Yani ben desem gece diye 2 saat uyur, sen de 1 saat. Ben desem 4 saat, sen de 2 saat. Birinin yanına gider, biri onun yanına gider. Hep derdi. Herkes okuyacak, herkes kılacak. O gelince de ben zor cemaat olabildim 5-10 kişi. O geldi, doldu, gitmedi. Amerikan Sosyal Parakası'nı aldık Alakomutan'dan. Aşağıda da oldu, kıblede subaylar bizim adılar ki Amerikan subayları bizim subaylara tarif edildi beni. Baktım logay yok, çıktım demokrat. Alakomutan'ın yardımcısı Yerbay, İslam'ı seven bir adamydı. Ona çıktım. Dedim mümkünse onları kuzey tarafı alacaklar, bizi kurmuyorlar. Kulak komutanı dedi, ne gidecek? Biraz sabredesin dedi. O dedi, ne yazsın? Geçse o camiler almaz ki. Ya. Daha Ali Haydar Efendi ile görüşmeden evvel, Ali Haydar Efendi'nin orada müritleri var. Tabii, evet. Şey Bandırma'da. Evet, çok. Tabii. Yaşlılardan. Bir tanesi de esnaf, onun yanında dolaşıyorlar onları şirketle. Evet. Biz onlarla samimi olduk. Efendim. Ben o zaman Bolu'da Muhittin Efendi'nin görevliydim. Sonra Efendi Hazretleri'nden buradan ders aldın ya. Yani. Tabii oradan alınca biz de gördük onu. Elhamdülillah. O dedi bana sen buradasın dedi. Aklın orada dur. Hiç ben demedi. Sen dedi oraya gittin. Git. Müsaade ediyorum. Muhittin Efendi de kayınpederimin ders arkadaşı İstanbul'da. Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Hayrettin Tokadi'yi onlar da orada sakladı. Bolu Dağları'nda okudular, vaaz ettiler. O kirayı okudular. Mühtin Efendi. Kendisi de ölmeden arkası olunca oğluna bıraktı. Ahmet Efendi. O da öldü. Şimdi Ahmet'in oğlu ilerliyor. Sen tanış olabilirsin. Bilemem çocuğum. Biraz ben gibi denkmezsin. Evet. Efendim siz hoş geldiniz, sabah geldiniz. Allah razı olsun. Bizim oradaki ihvan arkadaşları hepsi çok iyidirler. Ama bana kalırsa bir kabahatleri var.
Ben 10 seneyi geçmiştir. Bu arkadaş şahittir. Efendi Hazretleri'ni görüşemiyor. Ya. Yasaktır, yasaktır. Olmaz, olmaz. 100 metre yönden arabayla alır gelirler önü. Mübarek elini sallar, biz de sallarız. Ne o beni görür, ne beni görür. Bir bandırmada taburumuz bir. 5 vakit namazda beraber yok. Yetmezdi bize. O fırsat zordu gelir benim. Ha bu uzak da aramız. Ben çünkü andayım. At arabası yapıyorum. O zaman at arabası yapıyorsun. Askeride at arabalar var. O zaman böyle bir vesayet yok. 3 alay bir aradaydık bandırmada, tepelerde. Hiçbirinde vesayet yoktu. Hep amirler, subaylar, şunlar da tık 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 atın üzerinde gidip geliyor. Şimdi alay komutanından çıktım. Dedim sen ben tam yapamam da benzerini bir sana parçon yapayım. Ona bin. Böyle sallamazsın. Ne dersin? Sen düzdelisin diyorlar. Doğrudur. Düzdede çok parçon var dedi. Ben bindim orada. Dedim evet. Düzdede doğdum. Hala da bul demiştim. Türkiye gibi yerde doğdun da buluyu ne karıştırırsın? Bulu yok daha. Yaptım ona nihayet. Bir parton yaptın. Ya,